Uzmanlar deprem bölgesinde çöken, hasar gören binaları inceleyip sorunun neden kaynaklandığını tespit etmeye çalışıyorlar efendim. Profesör Doktor Ali Koçak da bölgede inceleme yaptı. Profesör Koçak izlenimlerini Habertürk'e anlattı. Gelin bakalım bölgede bu binalar neden çöküyor? Kahramanmaraş'ta bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Maraş'ta onlarca bina yıkıldı. Onlardan birinin olduğu bulvarda Azerbaycan Bulvarı üzerindeyiz. Burada da onlarca yapı yıkıldı ve kimisi de olduğu yerde çöktü. Kimisi olduğu yerde ayağa kalktı, yan taraftaki binaya doğru yattı. Peki bu binalar neden yıkılıyor, nasıl yıkılıyor? Bunu soracağız. Yanımızda konuğumuz var. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Koçak. Hocam, bu binalara baktığımızda çok enteresan yapılar görüyoruz. Bu binalar neden yıkılıyor? Aslında yıkılış şekli olarak çok enteresan değil ki ama farklılıklar var tabii yıkımlarında. Bir kere bölgede gördüğünüz bazı bulvarlar üzerinde aşırı hasarlar var ama bazı binalar da ayakta duruyor. Şimdi bu hemen arkamızda duran bina 30 senenin üzerinde bir yapı. Yavaş yavaş o tarafa da ilerleyelim hocam, inceleyelim. Olur olur. 30 yılın üzerinde bir yapı. Tabii hasar durumuna bakacak olursanız da aşağıya doğru bir yatma var ve alt katı iki katında çökmesi var. Yumuşak kat özelliği göstermiş burada, bir sorunu var. Tasarımda bir hata var ama geçmişte yapılan binalarda zannediyorum ki böyle bu tür depremsel etkilerin olabileceği durumlar dikkate alınmamış. Ve o nedenle de iki katı çökmüş buranın, diğer bir de yana yatıyor böyle. Aslında hasar tipi olarak çok belli olan bir hasar durumu. Biz buna yumuşak katta diyoruz. Depreme karşı dayanıksız olan durumlardan bir tanesi. Şimdi tabii malzemelere de baktım burada. Bakalım hocam, inceleyelim. Diğer binalarda da aynı hasarlar var. Şu ana kadar dün sabahtan bu sabahtan bu yana aşağı yukarı 10. bina bakıyorum. Hasar gören binalar, çünkü hasar tespitlerine de yardımcı oluyorum. Biraz kat sayısı 12-13 olan binalara baktım. Onlarda da aynı tarz hatalar var maalesef. Şimdi bakacak olursa buradaki bu 30 senelik bir bina. Bir tane örnek çıkaralım. Hemen mesela bu örneğe baktığımızda bu aslında Bingöl'de gördüğümüz veya dere kenarlarında gördüğümüz yapılmış dereye sahip olan bölgelerde görmüş olduğumuz malzemenin aynısı, dere kumu. Görüyorsunuz boşluk oranları fazla. Çimento neredeyse yok denecek kadar az. İyi bir bağlayıcılık özelliği de yok betonun. Veya gene başka bir örnek gösterecek olursak hemen yanında bakın boşluk oranlarını görüyorsunuz beton üzerinde. Gene burada bakın dere çakılları çok da iri taneli. Bakın mesela şuradaki çakıl tanesi, şu çakıl taneleri. Bunlar çok iri. Bir de bakın betonun, demirin izi var burada. Demirin kendisi yok. Normalde demiri ayıramazsınız betondan. İyi bir işçilik, iyi bir beton olmuş olsaydı burada, bu demir bundan çıkmaması lazımdı. Çok kolay sıyrılmış demirler. Hatta görüyorsunuz burada malzemelere dikkat edecek olursanız demirlere. Demirlerin kopması var. Direkt demir uzamamış. Yani beton işlevini görmeden çatlamış. Dolayısıyla şu kata baktığınız zaman alt katında herhangi bir kolon izi de göremiyoruz. Kolonları da göremiyoruz. Sadece bakın kirişimiz var, alın kirişi. Döşemeyi görüyoruz ama kolonun hiçbirisini göremiyoruz. Burada parçalananların da, bu atıkların birçoğu da kolon malzemesi. Bina yıkılırken devriliyor, kolonlar unufak olmuş. Bunun oluş sebebi de malzemenin kesinlikle kalitesiz oluşu. Yani demek ki bizim 30 sene önce başlayan inşaatlarımızın kalitesi son derece düşük. Ancak diğer binaların hasarsız ya da ağır hasarlı ama ayakta kalmasının sebebi de yani en azından düzenli bir yapı oluşturulmuş. Çok büyük böyle şeyleri olmayan, tasarım hataları olmayan bir yapı. Ama o da tabii tesadüfen. Yani çok bilinçli olarak yapıldığını söyleyemem. Bu bölge içerisinde depreme dayanıklı veya çok bilinçli olarak böyle bir yapı projeleri hazırlanıp imalatlar yapılmıyor maalesef. Mesela merdivenlerin hepsinin hasar görmesinin sebebini net olarak söyleyebilirim. Merdivenlerde kullanılan ve yerine yerleştirilen donatılar, demirler tamamen yanlış. Depremin ilk günden beri bölgedesiniz. Onlarca yapı incelediniz. En çok dikkatinizi çeken şey, en şaşırdığınız şey neydi? Şimdi şöyle bir şaşırmam oldu. Şimdi bizim prefabrik binalar, öngerilmeli binalar daha böyle kaliteli yapılır öyle. En azından 99 depreminde prefabrikçiler hatalarını gördüler. 99'dan beri düzeltmeye başladılar onları. Ama burada yakın dönemde yapılmış prefabrik binalar var ve onlarda da dere kumu var. Çok ilginç geldi bize bu. Çünkü şantiyede kullanılan konvansiyonel binalar değil bunlar.
Bunlar prefabrikçilerin kendi şantiyelerinde yapmış olduğu, kendi atölye diyelim artık onlara, oralarda yapmış olduğu betonlardır. Onu taşıyarak tırla binaya getirirler, binayı yaparlar. Ama baktığımda birçok binada böyle hatalar gördüm. Yine şu var, biz hepimiz biliriz. Ovalı kısımlar, tarlalar, ekim alanları yumuşak zemindir. Zemini yumuşaktır. Bunu bugün 5 yaşındaki çocuk da bilir değil mi? Yumuşak zemin olduğunu bilir. Yumuşak zemine böyle bir bina yapıp da, koca bir fabrika yapıp da hiç altına böyle bir iyileştirme, bir kazık imalatı yapmadan bina yapmak hiçbir zaman olacak iş değil. Özellikle 15-16 kat yapıp da zemini göz ardı etmek korkunç bir olay. Bu gördüğüm iki tane en büyük şey. Bir, prefabrik yapılardaki beton. İkincisi de bu kadar yüksek bina yapıp da zemini göz ardı edip kazık çakmadan veya zemini bir iyileştirmesini yapmadan böyle hasar oluşması çok garibimize gitti ve çok enteresan geldi. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ali Koçak'la birlikte hasar gören bir binanın yanındaydık. Bu binanın neden yıkıldığını konuştuk. Sözü tekrardan merkeze bırakalım.